Bir defa Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO üyesi bazı ülkelerin PKK, YPG ile irtibat ve ilişkileri kabul ve izah edilemez boyutlardadır. ABD'li yetkililerin PKK, YPG terör örgütüyle taktiksel ve dönemsel ittifak içinde olduklarını açıklamaları kaygı ve utanç verici bir ilkellik, NATO ittifak ahlakına şirret bir suikasttır. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüyle ittifak halindeyse Türkiye ile yaptığı ve kurduğu ittifaka ne diyeceğiz? Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bu yaman çelişki NATO'nun itibar ve inandırıcılığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin dostluk ve müttefiklik iradesini yıllar içinde aşındırmıştır. Biz gündüz şapkalı, gece külahlı ne dost istiyoruz ne de ittifak ortağı arıyoruz. Müttefik olacaksak mertçe olalım. Adam gibi olalım, karşılıklı hak ve çıkarlara sonuna kadar da saygılı olalım. 12 Eylül'de söylenen bizim çocuklar başardı itirafını unutmadık. 15 Temmuz gecesi tepemizde uçuşan NATO uçak ve helikopterlerini, bunları kullanan alçak ve ahlaksızları unutmadık. Türkiye'yi içeriden çökertmek, milli bağları çözmek, devlet ve millet varlığını çürütmek için NATO oyunlarını ve küresel emperyalizmin komplolarını asla hatırımızdan çıkarmadık. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan vahşet ve ihanetin henüz NATO namına kuşkulu ve tartışmalı pek çok noktası olduğunu da biliyor ve gerilen sinirlerimizle yumruğumuzu sıkıyoruz. FETÖ'cü alçaklar Fransa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde miting yaparken NATO müttefiklerimizden gık çıkmadı. Terörist başı Gülen'in Pensilvanya'dan yaka paça alınıp ülkemize iadesi bugüne kadar bir türlü gerçekleşmedi. Hala FETÖ'nün kripto damarının siyaset, bürokrasi, eğitim, ekonomi, medya ve diğer alanlarda dip dalga halinde faaliyet içinde olduğunu bilmeyen, duymayan, görmeyen kalmadı. FETÖ'yü başımıza bela eden azgınlaşmış Türk ve İslam düşmanlarıdır. Aynısını PKK, YPG için de söylemek mümkün ve mutlaktır. Bizim nezdimizde PKK neyse FETÖ'dür. Bu iki hunhar terör örgütünün acımadan, gözünün yaşına bakmadan kökü kazınmalıdır. Gerekirse NATO üyesi bir kısım ülkeyle yüzleşmek, hesaplaşmak sayfaları ıstırapla damgalanmış kara kaplı defterler açmak kaçınılmaz bir mecburiyet olarak gündeme gelebilecektir. 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. 15 Temmuz 2016'da devlet kurtarılmıştır. 15 Temmuz 2016'da mukaddesat kurtarılmıştır. 15 Temmuz 2016'da işgal ve istila hevesleri hainlerin ve haşhaşilerin kursağında bırakılmıştır. NATO heyecanlı bir futbol müsabakasını seyreder gibi ihaneti seyretmiş, hatta zemin hazırlamıştır. Bizim NATO'ya bakışımız bellidir. Esasen hiç değişmemiştir. Dünyanın NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ibaret olmadığı bilinmelidir. Fakat Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı üstüne basa basa ifade ediyorum. 15 Temmuz 2016'da asrın yüzüne kahramanlık ve fedakarlık mesajını kanlarıyla, canlarıyla aykıran, içinden geçtiğimiz dönemde terörle mücadele esnasında kara toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.
merhum Hüseyin Nihalatsız'ın dediği üzere, gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için, gece gökte doğar ay, yükselip batmak için, insan büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.